Yeşilgül, Tuğçe'nin başına gelenler doğru mu? Maç yapalım mı? Hı hı. Yazık, çok üzüldüm. Yazık oldu güzelim Milfa Yağmur'una. Günaydın Ayşegül Hanım. Bu sınıfta yalnızca ben yokum Toygar Bey. En sevdiğim kız tipi. Eşitlikçi. Evet. Sessizlik yavrum, sessizlik, sessizlik. Ders tasarrufuna aynen devam ediyoruz. Bir saniye bile kaybetmek yok. Duydunuz zilin sesini, dersimiz başladı. Bugünkü dersimiz kimya. Hocam o dündü. Bugünkü biyoloji. Yapma ya. Tamam, o zaman dersimiz biyoloji. Şimdi. Kuvvet eşittir hocam, ağırlık. Hocam o da fizikte kaldığımız yer. Fizik mi ya? Hadi ya. Oo. Ek maaş alacağım, evi geçindireceğim diye 3 ders birden verirsen olacağı budur. Hepsi birbirine girer. Neyse. Madem dersimiz biyoloji, ben de o zaman dün yaptığımız yazının sonuçlarını okuyayım, değil mi? Selim, yavrucuğum basketbol takımında olup da 60 barajını geçen tek öğrenci sensin. 61. Vay be. Helal olsun. Bravo. Ceren, Ceren. Yavrucuğum sen kendini bayağı aştın. Fark ettin mi? 74 aldın. 74 mü? 74 mü? Vay be. Almak istiyorum. Bravo Ceren. Bravo. Toygar 67. Hocam. Pardon, duyamadım. İlk rakamı ne dediniz? Yanlış görmüşüm. 87 yavrum, 87. 87. Bravo Toygar abi, bravo. Hadi bravo. Alkışlayın. Hadi, bravo. Evet, nerede kalmıştık? Hah, Ayşegül 100. 100 mü? Yaşasın! Oley, 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 oley! 100 aldım, 100! Ayşegül, bunda bu kadar şaşıracak ne var? Bu gayet alıştığımız bir durum. Neyse, Fethi yavrucuğum 58. Naci yavrum 71. Melda Hanım, Milli Eğitim'den bugün belgemiz de geliyor. Hayırlısıyla artık resmen öğretmenimiz oluyorsunuz. Sağ olun Dilaver Bey, siz de çok uğraştınız bu işler için. Ne demek efendim, aşk olsun, vazifemiz. Ha, bu arada Melda Hanım, Fatih Sultan Mehmet'in atı İstanbul'u fethederken gerçekten de sizin o dediğiniz yere mi pislemiş? Of of, sormayın. Bugün bile kokusu burnumda. Allah Allah. Gir. Hocam beni çağırmışsınız. Ayşegül çağırdım. Bak ne diyeceğim sana. Kompozisyonun edebiyat bölümünde incelenmiş ve birinci olmuşsun. Yarışmaya gidiyorsun. Gerçekten mi? Ha. Bu harika bir şey. Ben de ağladım. Kompozisyonda birinci olmuşum. Tamam Ayşegül'cüğüm. Duyduk. Bu kadar büyütülecek bir şey yok sanki ilk birinciliğin. Bırakın onu siz. Asıl kim ikinci olmuş biliyor musunuz? Kim? Cenk. Ay inanmıyorum. Vallahi billahi. Ay çok sevindim. Ben de. Yani utanmasam hüngür hüngür ağlayacağım. Ay bravo çocuğa. Ağlayın Dilaver Bey. Ayşegül hemen Cenk'i çağır hemen. Yani çocuğu burada bağrımıza basalım. Gerçekten. Vallahi helal olsun çocuğa. Ay, kızım çağırsana Cengi. Ben şimdi onu görünce makaraları tamamen koyuveririm. Ama buna ağlanmaz da neye ağlanır Dilaver Bey? Bu arada ben de birinci olmuşum. Aman hatırlatmasan olmaz. Sanki ilk defa alıyorsun. Ay cidden Ayşegül ya. Şimdi bu lafın sırası mı? Ne alakası var konuyla? Vay be Cenge bak. Bugünleri de görecektim demek Melda Hanımcığım. Ya. Oh, çık kız. Dedim Tahsin, sen şu su tesisatını baştan bir gözden geçir en iyisi. Ne olur ne olmaz. Çok ince düşünmüşsünüz Şükroş Hanım. Ay ama Selda'cığım, o domatesleri niye öyle kalın kalın doğruyorsun? Böyle ince ince doğrayacaksın, ince ince. Ay dur ben sana göstereyim en iyisi. Ver, 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 bırak. Yok, bu tesisatın tamamen değişmesi lazım. Her an başka bir yerinden daha patlayabilir. Şu vanayı bir kapatsak etraf ıslanmasın ha? Tabii, tabii. Kapatayım.
Yasin. Ne? Ben şimdi yukarı çıkıyorum. Gelirse sen oyala, tamam mı? Hadi. Şükroş Hanım. Selda Hanım, ben de size bakıyordum. Anahtar deliğinden orada mısınız diye. Yok musunuz? Ben o zaman gideyim. Of Tahsin, of. Neymiş? Ay, kapı kilitli. Yürü Tahsin, gidiyoruz hemen. Öğrenmemiz gereken çok önemli bir şey var. Nedir o? Firkete ile kapı kilidi nasıl açılır? Yürü. Öf. Ah Selda, ah Selda. Çok dikkatli olman lazım. Bu Şükroş denen kadın senin 600 yıldır sakladığın sırrı 6 dakika içerisinde ortaya çıkartabilir. Ayrıca Şükroş Hanım, senin büyük 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 annen domates nedir bilmezken ben çoban salataya domates doğruyordum. Ne oldu? Ne bu sırada Ayşegül? Biyoloji sınavından 100 aldım. Okul kompozisyonlarında birinci seçildim. Sorun ne? Sorun bu işte. Başarılarım kimseyi heyecanlandırmıyor. Ayşegülcüğüm, sen her yüksek not aldığında biz heyecanlanmaya kalkarsak 3 ay sonra kalpten gideriz. Ya öyle yeri göğü inletmenize gerek yok. Yani sırtımı sıvazlayıp aferin Ayşegül deseniz yeter. Ama nerede? Anlaşıldı. Ben senin derdin çaresini biliyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Ye şundan bir lokma. Bu ne? Bu alkış pastası. Okula gitmeden önce bundan bir dilim yediğinde hak ettiğin övgüyü aldığını göreceksin. Hadi bakalım alkış pastası. Bana hak ettiğim övgüyü getir. Ayşegül! 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 Yavrum, yavrum, ben diyor sana biyoloji sınavından 100 aldığını söylemiştim değil mi? Ayşegül, 100 aldım, 100, 100! Yavrucuğum, yavrucuğum buraya bak. Çocuklar, çocuklar! Dün arkadaşınız Ayşegül biyoloji sınavından tam 100 puan aldı. 100! Aa, alkış, 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 alkış. Bravo. Sağ ol. Aman Hulki Hoca, o ne ki? Ayşegül'ün kompozisyonu okul birincisi ya, seçildi. Öyle mi? Ya. Tebrik hani ederim. Nerede alkış? Tebrik ederim. Ayşegül yavrum, seni gökte ararken yerde buldum. Çocuklar dinleyin burayı. Oğlum dinleyin, müdürünüz konuşuyor. Şşş, siz dinle. Susun bakayım, sus, sus. Arkadaşınız Ayşegül'ün seni başından beri aldığı yüksek notlar karşılığında kendisine bir hediye verme ihtiyacı duydum. Ama bu büyük başarıya layık bir şey bulamadım. Dolayısıyla kendisine bu küçük plaketi takdim ediyoruz. Koçum buyurun. Ay. Ayşegül, tebrik ederiz seni. Yavrum tamam yeter. Şimdi bu küçük plaketin mana ve önemine binaen bir de güzel şarkı söyleyelim hep beraber. Olur mu yavrum? Ay de bakayım. Ay. Bir de şey deyin. Şey. Bir de gül deyin. Gül. Oku bakayım. Ayşegül. Oku bakayım. Ayşegül. Sen neymişsin be abla? Aa, aa. Bravo alkış. Bravo Ayşegül. Bravo, bravo. Sevgili arkadaşlar, değerli öğretim üyeleri. Bildiğiniz gibi ben çok mütevazı biriyimdir. Hı hı. Ama şimdi kim sallar mütevazılığı? Hani nerede benim alkışım? Alkış. 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 Bravo. Bravo. Ya şu pastadan bir dilim yedim, olanlara bak. Yok ben dayanamayacağım, bunun tamamını yiyeceğim. Forması bu kadar mı yakışır? İdolümsün Ayşegül, yol göster bana, senin gibi olayım ne olur. Ah,
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.